Teşekkürler Sayın Durmaz. Sayın Mehmet Baykan, buyurun lütfen. Ben de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum başkanım. Bu vesileyle zaman zaman gündem yapılan tarımla ilgili asılsız iddialara ilişkin bazı konuları kamuoyunun ve değerli çiftçilerin dikkatine sunmak istiyorum. Üreticiye destek verilmediği söylense de tarımsal destekler 2022 yılında 40.4 milyar lirayken 2023 yılında %57 artarak 63.4 milyar lira olmuştur. Yine ülkemizin tarım ürünlerinin yurt dışına bağımlı hale geldiği iddia edilse de 2023 yılında 31 milyar dolar ihracat rakamı ile 7 milyar dolara yakın dış ticaret fazlası vermiştir. Bir de sapla samanı karıştırma meselesi var. Saman meselesi. 2004 yılının ilk çeyreğinde sadece 87 kilo saman ithal edilmişken 11.646 ton ihraç edilmiştir. Önerim artık gerçek bilgilerle verilerle konuşalım. Tıpkı dış borç artışını görüp milli gelir artışını görmemek gibi. 36 milyar dolar ihracatın 254 milyar dolar oluşunu görmemek gibi. Kira ödemelerini, EYT Teşekkürler Sayın Baykan. Sayın İlhami Özcan Aygün, Sayın Metin İlhan, Sayın Ali Karaoba buradalar mı? Evet, 3 sayın vekile daha söz vereceğim. İlk söz Sayın İlhami Özcan Aygün. Buyurun Sayın Aygün. Canım, milletin efendisi, el öpelesi çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Ancak üreticinin ve tüketicinin mutsuz olduğu 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama günü değil, aslında sorgulama günü olmalıdır. İçinde bulunduğumuz zor koşullara rağmen üretmeye, halkımızı beslemeye devam eden, toprağımıza sahip çıkan, alın teriyle ülkemize hizmet eden çiftçilerimiz her geçen gün artan sorunlar sebebiyle gününü buruk kutluyor. Tarım ve gıda alanında yaşanan sorunlar da bellidir. Çözüm önerileri de bellidir. Sorunların çözülmesi için toplumdan yana, üretimden yana, emekten yana politika tercihlerini hızla yaşama geçirilmesi bir zorunluluktur. Bir an evvel toprak mahsulatlısı taban fiyatı açıklasın. Nasıl Çaykur'da fiyat düşük olunca Tarım Bakanlığı'nın sayfasındaysa geçen hafta demiştik açıkladı. Buğdayı da herhalde yine TMO'nun sayfasında göreceğiz. Cumhurbaşkanı iyi bir şey olduğu zaman kendi müjde veriyor ama kötüyü Tarım Bakanlığı'nın sayfasından duyuruyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Sayın Metin İlhan. Canım, ülkemizde modern eczacılığın temellerini oluşturan ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarihten bu yana tam 185 yıl geçti. İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar geçen her aşamada 50 bine aşkın eczacı kamuda, akademide, ilaç sanayinde ve eczanelerde güvenilir ve kolay erişebilir ilaç için büyük emek vermektedirler. Ancak başta kamuda görev yapan eczacıların özlük haklarında süre gelen sorunları olmak üzere kontrolsüzce açılan fakülteler, deprem bölgesinde devam eden zorluklar, son dönemde eczacılara yönelik artan şiddet olayları, ilaç teminindeki krizin bir türlü çözülememesi, sağlık uygulamalarının sürekli değişmesi, yüksek işletme giderleri, ilaç fiyatlarındaki dalgalanmalar ve finansman sorunları hala devam etmektedir. Bu sorunların çözümü için bir an önce iktidarın kapsamlı bir çalışma başlatması gerekmektedir diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın İlhan. Sayın Ali Karaoba, buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevu belasına yeni bir sorun daha eklendi. Dün birçok hastamızı ziyaret ettim. Vatandaşlarımızın ilettiği bir sorunu dile getirmek istiyorum. Hastane yönetimi hastaların odaları da dahil tüm televizyonlardan muhalif televizyon kanallarının izlenmesine engellemiş durumdalar. Sansürü alışkanlık haline getirdiler. İktidarın maşası yaptığınız TRT ve Rütük'le uyguladığınız sansürü hastanede de uygulamaya başladınız. Şimdi vatandaşın hasta yatağında izlediği televizyon kanallarına engel oluyorsunuz. Bu FETÖ taktiğini bir an önce bırakın. İnsanlar sadece sizin istediğiniz kanalları izlemek zorunda değiller. Gerçekleri halktan bu şekilde saklayamazsınız. Sağlık Bakanı'na sesleniyorum, bu rezalete son verin. Hastalarımız istediği kanalları izleyebilsinler. Uşak hakkını alacak. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Karaoba. Sayın Naci Şanlıtürk, Sayın Zülkü Fuçar, Sayın Gergerlioğlu buradalar mı? Evet. Tamam. Sayın Naci Şanlıtürk, buyurun. Teşekkür ediyorum başkanım. 150 metrekarenin altındaki konutlar satılırken KDV oranı %1'di. Temmuz 2023 tarihinde itibaren yapılan uygulamada %10'a çıkarıldı. Kentsel dönüşümde de KDV oranı %1 olarak uygulanıyor.
Kadev oranının %10'a çıkarılması, kentsel dönüşümün az olduğu yeni kentleşen şehirlerde dezavantaj yaratmaktadır. Konut almak isteyen dar ve orta gelirliyi de olumsuz etkilemektedir. Konut satışlarının durma noktasına geldiği bu günlerde geçici bir süre de olsa KDV oranının %1'e düşürülmesi yerinde olacaktır. Bu manada dar gelirli ve orta gelirlinin konut edinmesine destek olunacak, ülke genelinde kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlayacaktır. Konut satışlarının durma noktasına geldiği bu şartlarda %1 de olsa KDV gelirine de destek olunacaktır. Teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkürler. Sayın Zülküf Uçar, buyurun. Bilindiği gibi Van halkı 2-3 Nisan tarihlerinde demokratik tepkisini ortaya koyarak siyasi iradesine büyük bir azimle sahip çıkmıştı. Bu sahiplenmeden rahatsız olanlar eliyle ilk günlerde yapılan hukuksuz gözaltılar sonucu onlarca yurttaş tiyatrodan ibaret bir sorgu ile tutuklandı. Aradan geçen zamana rağmen demokrasiye olan bu düşmanlık halen sürdürülüyor ve yurttaşlara gözaltı işkencesi devam ettiriliyor. Dün yine Van'da en az 49 arkadaşımız ters kelepçeyle gözaltına alındı. Bu gözaltılar tamamen keyfidir ve yıldırma amaçlıdır. Van halkının güçlü iradesinin şahidiyiz. Bilinsin ki bu halk gözaltı ve tutuklamalara boyun eğmedi, eğmeyecek. Halkın demokrasi iradesine saygı duyulsun. Gözaltına alınan ve tutuklanan bütün yurttaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Uçar. Sayın Gergerlioğlu, buyurun. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Abdülhamit Gül'ü açıklamaya davet ediyorum. Hafta sonu bir televizyon kanalında, Halk TV'de bir konuşma çok tartışıldı. İddiaya göre MHP eski milletvekili İsmet Büyükataman'ın bürosunda hazırlanan listelerden sonra Abdülhamit Gül'ün başkanlık ettiği bir komisyon KHK ile ihraç edilenlerin hangisinin iade edileceğine, hangisinin hapse atılacağına dair bir karar veriyordu. Bu çok çarpıcı bir iddiaydı ve bu konuda Abdülhamit Gül halen bir açıklama yapmıyor. Kamuoyuna yansıyan bu bilgi Adalet Bakanlığı yaptığı dönemi şaibe altında bırakmaktadır. Sayın Gül başka hangi partilerden gelen listeleri dikkate almıştır? OHAL komisyonu ve yargıyı şaibe altında bırakan bu iddialar konusunda Sayın Gül'den açıklama bekliyorum. Teşekkürler Sayın Gergerlioğlu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubunun önerisine geçmeden önce bütün genel kurulla paylaşmak istediğim, üzerimde borç olan bir şey var. Tiyatro sanatçıları, ki aramızda değerli sanatçılar var, tiyatro sanatçıları kendi mesleklerinin bir sahtecilikle, bir aşağılamayla ya da bir illüzyonla anılmasından son derece rahatsız oluyorlar. Tiyatro gerçekliğin yeniden üretimi anlamında gerçekten de zorlu bir sanattır. Onun için kendi partimden bir vekilim kullandığı için gönül rahatlığıyla söylüyorum ki bunu tiyatroyla yapılanları özdeşleştirmesek ne iyi olur. Bu da üzerimde kalmamış olsun. Halklar bütün tiyatroculara da, tiyatro sanatçılarına da selam olsun burada. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 14.05.2024 Salı günü bugün yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisini iç tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Sezai Temelli Muş Milletvekili Grup Başkan Vekili. Öneri: 14 Mayıs 2024 tarihinde Ağrı Milletvekili Necla Demir ve arkadaşları tarafından verilen 5428 grup numaralı çiftçilerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 14.05.2024 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Ağrı Milletvekili Sayın Necla Demir konuşacaklar. Süreniz 5 dakikadır Sayın Demir, buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan.
tohumun, toprağın ve suyun mucizesine yakından şahitlik eden kıymetli tarım emekçilerini selamlıyor ve 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Hükümeti de tarımda gerçek tablo ile yüzleşmeye, sorunlara samimi bir çerçeveden bakmaya ve ortak çözüm bulmaya davet ediyorum. Tarım ülkesi olan Türkiye'de ne yazık ki tarım özellikle son yıllarda ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların başında artan girdi maliyetleri, rantsal dönüşüme açılan tarım arazileri, hasada yakın yapılan ithalatlardan kaynaklı ürününü satamayan, satabilse bile ederinin çok altında tüccarlara vermek zorunda kalan çiftçi sorunları ve Kürt sorununun çözümsüzlüğü gelmektedir. Şöyle ki Kürdistan coğrafyasında yayla ve meraların yasaklanması, mera alanlarının küçülmesine, özellikle de hayvancılığın gelişmesine engel olmaktadır. AKP ısrarla sürdürdüğü yanlış politikalarından bir an önce vazgeçmelidir. Zira bu politikalar ekonomik olarak hem üreticiyi hem tüketiciyi derinden sarsmaktadır. 22 yıllık yanlış tarım politikaları çiftçilerimizi toprağa, toprağı üretime ve tüketiciyi de mahsule küstürdü. Envai çeşit ürünün yetiştiği verimli topraklarımız ve ovalarımızda pamuk, buğday, mercimek gibi ürünler değerinde satılamadığı ve yanlış ilaçlama, gübreleme, sulama yöntemleri topraklarımızı çoraklaştırdığı için ürün ekilemez ve biçilemez hale geldi. Bu nedenle tarım kurum ve kuruluşları doğru yöntemleri çiftçilere öğretmek ve uygulatmak zorundadır. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek 86 milyon insanın hakkıdır. Ve ne yazık ki 86 milyon nüfuslu ülke tarımda dışa bağımlı hale getirilmiştir. Tarım politikalarında köklü bir değişiklik yapılmalı, çiftçilerimizin hakları korunmalı ve toprağımızın bereketi yeniden kazanılmalıdır. Yeterince desteklenmeyen çiftçilerin borçlanma ihtiyacı artmış, tarım kredi kooperatifleri ve bankalara olan borçlar çiftçilerin omuzlarında büyük bir yük olmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre Aralık 2023 itibarıyla tarımsal kredilerin toplamı 582 milyar, çiftçilerin toplam borcu yaklaşık 700 milyar lirayı civarındadır. 2023 Kasım ayı verilerine göre Türkiye tarımsal ürünlerde net ithalatçı konumundadır. Tarımsal ürün ithalatı 2023 yılında 65 milyar doları aşmış ve bu rakam son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ülke buğday ihtiyacının yaklaşık %70'ini ithal etmektedir. Bir zamanlar buğday ihraç eden ülkeden bahsediyorum. Benzer şekilde yağlı tohumlarda da aynı durum yaşanmaktadır ve yağ ithalatı 15 milyon tonu aşmıştır. Kırmızı et, süt, süt ürünleri, baklagiller, meyve, sebze gibi diğer ürünlerde de Türkiye'nin ithalata bağımlılığı gözlemlenmektedir. Örneğin Türkiye'nin 2023 yılında kırmızı et ithalatı 1 milyon tonu aşmıştır. Aynı şekilde tezatlığa bakın. Bir yandan süt para etmediği için mecburen süt inekleri kesiliyorken bir yandan da 500 bin ton süt ve süt ürünleri ithal ediliyor. Son 5 yılda gübre fiyatlarının en az %600 arttığı, 2023'te 9000 TL'ye satılması gereken buğday 5500 TL'ye satıldı. Neden? Çünkü ofis alım yapmadı. Çiftçiden alım yapmadıktan sonra buğday fiyatına ister 20 bin ister 30 bin diye açıklayın. Çiftçi tüccarın insafına kaldıktan sonra neyi değiştirmiş olacaksınız? Tabii yandaşlarınızı kalkındırmanın dışında. Borçlarını ödeyemeyen birçok çiftçi iflas etmiştir. 2023 yılında çiftçilerin iflas başvurularında %40 oranında artış yaşanmıştır. Türkiye %71,1'lik gıda enflasyonunda 38 OECD üyesi ülkesi arasında ilk sırada yer almaktadır.
Buyurun tamamlayın lütfen. İnsafsızca tahrip edilen doğa ve bozulan doğal denge gıda enflasyonunu ayrıca arttırmaktadır. TÜİK verilerine göre 2024 yılı gıda enflasyonu Ocak 2024'te %64-65, Şubat %67, Mart %68, Nisan %69.80'dir. Hayvancılık sektöründe de büyük ve küçükbaş hayvan sayısı son 2 yılda 6.609.000 azaldı. Üretimi teşvik etmek ve çiftçiye destek vermek zorundasınız. Başka da çıkış yolu yok. Bu bağlamda meclise sunduğumuz araştırma önergesinin desteklenmesini talep ediyoruz ve teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Demir. Saadet Partisi grubu adına Sayın Doğan Demir konuşacaklar. Süreniz 3 dakikadır. Buyurun Sayın Demir. Değerli Başkan, sevgili milletvekilleri, babası hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan birisi olarak da uzun yıllar biz de bu işi yaptık. Öncelikle 185. yıl dönümünde tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutluyorum. Alın terleri ve emekleriyle topraklarımıza umut eken, tarıma sofralarımıza ve yaşama can katan tüm çiftçilerimizin de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü buradan kutluyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların en fazla etkilediği mesleklerden biri hiç şüphesiz çiftçilerimizdir. Özellikle son 10 yıldır arda arkası kesilmeyen akaryakıt zamları çiftçilerimize, köylülerimize illalla ettirmiş durumda. Bugün bir traktörün deposu 3000 liradan aşağı dolmuyor. Zirai ilaç fiyatları, gübre fiyatları her yıl katlanarak artıyor. Mazot fiyatı artıyor, ilaç fiyatı artıyor, gübre fiyatları artıyor. Çiftçinin mahsulü arpayı, buğdayı, yulafı, mısırı neredeyse yerinde sayıyor. Çiftçiden alırken kepçeyle alıyorsunuz, verirken çay kaşığının ucuyla veriyorsunuz. 2002 yılında 1 litre mazot 1 lira 10 kuruştu. 2012 yılında 1 litre mazot 3 lira 93 kuruştu. 2022 yılında 1 litre mazot 17 lira 36 kuruştu. Seçimlerin hemen sonrasında mazot 19 lira 36 kuruştu. Seçimin üzerine tam bir yıl geçti ve bugün mazot ortalama 42 lira. Seçimde